Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben gayet iyiyim arkadaşlar. Bugün otosanayi serimize Pendik'te devam ediyoruz arkadaşlar. Pendik otosanayiye geldik. Birazdan burada efsane sanayi lezzetlerini tadacağız kardeşlerim. Hiçbir yere ayrılmayın. Haydi başlayalım. Şimdi hemen bir tane seyyar pilavcı bulduk. Abi giderken yakaladık arkadaşlar. Burada bir tane şöyle güzel bir tavuklu pilavla başlangıç yapacağım. Haydi gelin. Bak, gördün mü? Eli tiftikte de, jalapeno'ları da koydu, oradan bir kalbimi aldı. Umarım pilav da lezzetli çıkar, ağzım suya akıyor şu an. Şöyle bir, güzelce bir kaşığı alalım. Ben zaten bu sokak pilavını kötü yapanı anlamıyorum. Ne? Ellerine sağlık. Belli. Böyle motoruyla, Engin abi böyle motoruyla gidiyor, arkada pilavı var. Otosanede geziyormuş arkadaşlar. Esnaf arıyor, arayan esnafın direkt ayağına hizmet olmuş oluyor. Vallahi süper hizmet. Tuzun var mı kral? Tabii ki. Ondan da ciğer de var. Bende de ciğer erken bitti. Hani ciğer daha çok bitiyor. Tavuklu dana? Tavuktan yapıyoruz ama ben sana tavuk demesem inanmazsın. Eyvallah. Eyvallah. Bayağı talep var yani ona. Aleyküm selam kral. Ne haber? Arkadaşlar geldi, bir fotoğraf arası verdik. Bu bir porsiyon kral. Doğru muyum? Evet, böyle bir porsiyon tavuklu pilav fiyatı nedir? Ayranla beraber 60 lira şu an. Normal yerlerde 1,5 porsiyon kalıbında arkadaşlar, size öyle söyleyeyim. Net bir kişi doyar. Ayranla beraber 60 lira çok iyi fiyat. Çok iyi fiyat. 60 liraya fiyat performans olarak gayet başarılı. Güzel başladık. Ben gömmeye devam ediyorum. Geliyorum gömüm. Şimdi büfe 06'ya geldim. Burada böyle bir ara sokakta. Hemen merdiven altında ama dışarıda da masa sandalyesi falan var. Arkadaşlar burayı önerdiler. Dediler ki burada bir karışık tostu kesinlikle yemen lazım. Ben de peki dedim. Çünkü bir iki yer daha görmüştüm böyle yapan. Ama buraya tavsiye edilince burayı denemek istedim kardeşlerim. O zaman tostumuz gelince, çayımız gelince ben de buradayım. Evet, sanayi tostumuz geldi. Efendim içinde yok yok. Sucuğu, kaşarı, yeşil biberi, ketçabı, domatesi. Abi dedi ki, ya dedi sen niye yarım ekmek söyledin, tüm ekmek söyleyeydin falan dedi. Dedim biz iyi iyi gidiyoruz dedim ondan sonra. Ama yenilmiş, tüm ekmek de yenilmiş kardeş. Akarmış şu an tüm ekmek. Yani işte sanayi tostunu evde yapmayı deniyorum bazen, yapıyorum. Ama buralardaki tat ayrı. Yani sanayilerdeki tat ayrı oluyor, farklı oluyor. Yani şu somun ekmekten falan bile başka bir lezzet geliyor arkadaş. Ya da böyle ruh halinden dolayı öyle oluyor. Yani böyle burada güzel olduğunu bile bile geliyorsun ya. Ondan dolayı öyle oluyor. Buranın sahibi önceden Kartal otosanayideymiş. İşte 4 yıldır da burayı açmışlar. Menemeni falan da meşhurmuş ama menemeni başka bir yerde yiyeceğim. Bayağı bir çeşidi de var abinin. Gözlemesi var, köftesi var. Bize tost denli. Biz de tostu yemeye geldik. Ama harbiden daha koyuyor. Isıracaksın Mete? Yok, kahvaltı yapıp geldim sana. Paşan tok gelmiş. Abi diyor, bana diyor ikram etme bir şey diyor videoda falan. Yemem. Ben yine de sorarım kardeş. Ben yine de sorarım. Çünkü izleyicilerim diyor ki niye az veriyorsun? Niye şey yapıyorsun? Hiç vermiyorsun. Arkadaşlar bunlar video bitirdikten sonra sıcak sıcak taze taze yiyor. Bekletip soğut da yemiyor paşam. Gömdüm yine Sobutay be. Yine gömdüm. Kullanılan malzemelerinden bahsedeyim arkadaşlar, gayet akar. Beklentimi karşıladı yani. Hani. Eyvallah abi, teşekkür ederiz. Sağ olasın. İsim neydi abi senin? Benim isim Selahattin ama kimse bilmez. Ankara'm deyince 630 dükkan hepsi kompleti bilir. Dolmuşçu var. Adım Selahattin de diyor ama kimse bilmez. Ankaralı deyince diyor herkes diyor bilir. O zaman siz de eğer yolunuz düşerse Selahattin abinin buraya gelip bu tosta bir şans verebilirsiniz kardeşlerim. Ha, ne kadar yarım ekmek? 40 lira. 40 lira. Çay işte yanına bir de. Çay benden. Çay senden. Arkadaşlar 40 liraymış yarım ekmek tost. Yakın zamanda zam falan var mı şu an için? Gel bunu söyle. Gel. Ben para amaçlı değil. Millet bu tamak tadını almasını için yapıyorum. Bunu zevkle yapıyorum. Eyvallah. Herkes eyvallah bilir burada beni sanayide. Tostumun meşhur olduğunu, çayımın meşhur olduğunu. Biz halka hizmet etmek için. Eyvallah. Burasını görüyorsun, güzel bir yer. Aynen öyle. Sanayimiz güzeldir. Dolmuşçularımız, taksicilerimiz Pendik'ten buraya tost yemeye gelirler. Gelinir ama. Geliniyor. Vallahi gelinir. Evet, çok memnun olduk. Ellerine sağlık. Afiyet olsun derim.
Ne demek? Sağ olasın. Bu arada harbiden biz tosta daldık da dediği gibi çayın gerçekten içimi de çok güzel. Çayını da beğendim. Vallahi sizin de yolunuz düşerse Pendik 30 sanayide büfe 06 dediğinizde burayı gösterirler büyük bir ihtimal. O zaman kardeşlerim biz gömüp geliyoruz. Şimdi de Erdal Usta'dayız. Erdal Usta Yaprak Döner diye böyle bir tabela var arkadaşlar. Zaten görürsünüz caminin hemen karşısında bulunuyor. Burası da öneriyle geldiğim yerlerden bir tanesi kardeşlerim. Tabii ben sona geldim. Normalde tezgah daha dolu. İşte tavuk döner falan yapıyor ve döneri de meşhur. Dedi ki et dönerimiz de aslında çok iyiydi. Ama et döneri maliyetleri maalesef arttığı için artık koymuyoruz dedi. Çünkü burada alıcısını bulamam dedi. Ben de kalan 3-4 çeşit yemek kalmıştı. Bir pilav söyledim. Yanına da böyle patates oturtma söyledim. Kıymalı. Ondan sonra şu sürede tatlı ve içecek de söyledim yanına. 4 çeşit şekilde var. Onun fiyatını da hemen söyleyeceğim sizlere. O zaman yemeklerim gelince ben de buradayım kardeşlerim. Yok yok, tatlım burada, içeceğim burada. Pilavım geldi. Üstüne de şöyle taze fasulye atılmış. Hatta pardon, türlü bu. Patates oturtmam da burada ve sınırsız ekmek. Benden muhtemelen ekmeğin parasını alırlar. Yakışanı yapak bir şuraya. Yanlış anlama, buz gibi de su. Suyu da var burada. Bu da beleş. Bu da bedava. İçeceğini de şöyle al. Hemen bir şöyle bir lezzete girelim. Sona gelmişim. Cacık macık her şey bitmiş. İndirmişler burada. Gömmüşler. Zaten ben bir şey diyeyim mi? Yer bulamazdım. Ben bundan 2-3 saat önce gelseydim burada yer bulamazdım. Net. Kıymada koku moku hiçbir şey yok. Kıyma güzel. Kıyma iyi. Bilerek denedim. Normalde şey de var. Kıymasız falan işte böyle türlü mürlü de var sebze de. Böyle denemek istedim. Bence özellikle İstanbul'da yaşayanlar fiyatı duyunca şok geçirecek. Bak bir sepet ekmek geliyor. Su bedava. Tatlım var. İçeceğin var. Tatlı yerine cacık macık hani böyle opsiyonlu yapabilirsin. 4 çeşit gibi düşün. Pilavın ana yemeğin toplam fiyat arkadaşlar 80 TL. 80 lira. Yanlış anlamayın. Bugün işte sabah kızı doktora götürdüm. Perayı. Ondan sonra hastalanmıştı böyle karnım acıktı falan dedi. Bir çorba içelim dedim. İyi gelir. Tavuk suyu çorba içtik arkadaşlar. Baba kız. Sabah içtiğimiz çorbaya 195 lira para verdim. 2 kişi. Birer bardak çorba içtik. Fiyatı 200 TL'ydi. 80 liraya neler yiyorsun? 80 liraya neler yiyorsun? Yani kartın varsa öğrenci kartın ki vardır öğrenci adamsın. Geldim buraya E5'in dibinde. İndim metro yakın değil mi Mete buraya benim bildiğim? Dibinde değil mi? Metroya indin geldin. Yemeğini git gel yapsan yine ucuza yersin yani. Kadıköy'den çıkıp gelsen. Gerçekten lezzetli. Harbiden lezzetli yani. Bu paraya Kadıköy'de yani buna Kadıköy tarafında falan 150-200 lira para verirsin en az. Şu zaten 80 lira. Ve kıyma var yani. Hani anladın mı? Hani serpiştirmemiş. Kıyma yiyorsun yani. Kıyma var. Ben çok severim patates oturmayı. Anama da hatta daha geçen günlerde yaptım. Geçen hafta falan yaptırmıştım. Yani sanayi ortamında gelen anlamda arkadaşlar. Zaten videolarımı düzenli izleyen, bu sanayi serisini de izleyenler de görmüştür. Böyle lezzetsiz ürün yeme ihtimalin çok az. Özellikle verdiğin parayla yeme lezzeti muazzam bir şekilde fazlasını veriyor sana yani. 50 veriyorsun, dışarıda 50 versen böyle daha lezzetsiz bir şey yersin ama burada verdiğin 50'nin hakkını yersin. Abi şaka gibi yani. Full karışık adam sanayi tostu yaptı, yarım ekmek 40 lira. Şehir dışından bazı takipçilerimiz yazıyor yorumlara falan da özellikle. İşte bizim orada şu kadar falan küçük şehirlerde yaşayanlar. İstanbul için arkadaşlar bu fiyatlar yani evde yapsak buna mal edemeyiz. Buna mal edemeyiz yani. Dün eşimin yaptığı market alışverişinde 450 liralık yemek aldı arkadaşlar. Bir akşam ailece oturduk yedik. Normal bildiğin anam babam usulü. Ev yemeği işte de. Hani öyle hesap edin. Ben gerçekten bu sanayi özellikle geçen yıllarda çektiğim kamyoncuların durduğu mekanlar yol üstünde kamyoncu duruyorsa direkt girecek. Direkt kamyon duruyor git etrafın eskiliğine eline bakma. Burası da eski bir dükkan falan ama yediğim lezzeti sana anlatamam yani. Kamyon dur. Kırık olur, dökük olur, eski olur. Hiç canını sıkma. Otur sen bir ye. Aksaray yolunda. Yediğim kıymalı pideyi hala unutamıyorum. Etli ekmeği pardon. Hala unutamıyorum etli ekmeği. Aksaray pardon Aksaray'dı tabii. Aksaray'da kamyoncuların durduğu yere girdik. Benim hanım da bayağı ondan sonra. Eşim şöyle bir durdu falan. Ya dedim gel bir sakin ol. Kaçar? İkişer porsiyon mu yedik? Birer buçuk porsiyon mu yedik? Yedik yani. Neyse. Şuradan hemen remanimize de bir çökelim. Revane. Tatlı. Şerbet fazla sadece. Şekeri fazla geldi bana. Muhtemelen orada. Burada çalışan arkadaşlar
yorulduğu için enerji alsın diye şeker bence ondan bol koyuyorlar. Vallahi arkadaşlar burada çıtırdan gömmeye devam ediyoruz şimdi. Burada 80 liraya işte gördüğünüz gibi her şeyi gösterdik sizlere. Bayağı da bir çeşit yemekleri de bulunuyormuş. Düşün yani ben sona kaldım 3-4 çeşit vardı. Demek ki birçok çeşit yemekleri de var. Eğer yolunuz düşerse buraya da mutlaka uğrayın derim. Ama bitmedi, daha gömmeye devam ederiz, bir yere ayrılmayın. Şimdi Ev Pusula'ya geldik. Yine böyle güzel salaş bir mekandayız arkadaşlar. Burada ızgara kokusunu aldım. Direkt ne yapıyorsun dedim. Dedi köfte yapıyoruz. O zaman dedim ben bir yarım ekmek köfte rica edeyim. Köfte söyledi kardeşlerim. Keşke bu kokuyu siz de alabilseydiniz. Bak şu etrafı bir göstersene. Ama özellikle şurayı falan Mete bir bak. Görüyor musun? Kalabalık geldin. Oturdun köşeye mis bak. Dumanı gördün mü dumanı? Dumanı görüyor musun dumanı? Ya. İşte o dumandan kaçtım ben. Orada da yer vardı da. Dedim üstümüz başımız kokmasın şimdi hemen. Ondan sonra ama buraya da gelir o etin kokusu. Hayır eve gidecek olsam koksun. Ama dışarıda görüşmelerim falan var. Öyle olunca hoş olmuyor. İnsanların canı çekiyor. Diyor ki Fırat Bey eli boş gelmişsiniz diyor. Bir de yediğimi biliyorlar. Doğal olarak Fırat Bey diyor eli boş gelmişsiniz. Haklılar. Şimdi ben nereden yaptırdım kaç kişi olacağım? Orada yaptırsam 6 tane yarım ekmek yiyeceğim yemeyeceğim ne bileyim ben. Onun için insanlar da canı çekmesin de üstte kokusu indirmiyorum ben. Ne güzel de savundum kendime. O zaman yarım ekmek köfte gelince ben de buradayım. Islanırsın vay aman. Güzel bir yarım ekmek. Ay ışığı. Şöyle 3 köftemiz. İrice bir 3 köftemiz var. Hani mesela ne yapılır bu? Bak öğrenci kardeşlerime selam olsun. Buradan yapacağım belli. Görüyor muyuz? Hocam elle şöyle. Etrafı yayabilirsin ama çok sıcak. Yapma. Çok sıcak yapma. Elim yandı. Bu arada baharat gördüm. Şaka bir yana şöyle bir ısırayım da. Şu baharat. Kankam. Başarılı kıyma. Acaba fiyatı ne? Fiyat tahminin var mı Mete Bey? 70. 70. Vay. 70 bence çok iyi fiyat. 70 çok iyi fiyat. 190, 120, 140 şu an. Böyle bir yarım ekmek köfte İstanbul. Böyle olabilir. 3 köfte var. Ondan sonra. Köfte adedi biraz şey ama ekmeği yedirmiş mi yedirmiş işte sığdırmış. Onun için 70 lira olabilir güzel söyledin ha. İyi analiz etti bence de. Yani 70 liraya bence okey olur. 50 liraysa zaten çok çok iyi olur. Ama 50 lira olacağını sanmıyorum ben bunun. Mete Bey'in de dediği gibi 70. Ama keşke soğan az koyduraydım. Serkan. Onun arabasının sesi. Şuna bak yarım ekmek gömdük. Yine maşallahımız var ya. Yine hunharca Fırat Sobutaycı yediğin bir videoyla baş başayız. Çünkü sanayi lezzetlerine bayılıyorum kardeşim. Sanayiye geldiğim zaman, yemek yiyeceğim zaman aşırı mutlu oluyorum. En son Adana'da, yazın başında Adana'da otosanayi lezzetleri çekmiştik. Ondan sonra, ondan önce de Kartal'daydık. Ve şimdi son videoda da Pendik'teyiz. Son video dediğim tabii ki başka otosanayi lezzetlere mutlaka gelir. Otosanayi lezzetlerini 2 ayda bir, 3 ayda bir yapıyorum genellikle. Ayda 1'e dönmüyor. Meydan lezzetleri de gelecek yakında. Birkaç tane arkadaş sorduğu için... Tamam Serkancığım. Yani jipin var anladık kral. Böyle 1000-2000 tane arkadaş sorduğu için söylüyorum. Meydan lezzetlerinde de en kısa zamanda yine videomuz gelecek kardeşlerim. Yani bunları biraz yani bunlar çok böyle hızlı hızlı seri atılacak videolar olmuyor arkadaşlar ya. Ayda bir, iki ayda bir falan yapabiliyoruz bu serilere. Etten müsaade daha lak be. Aa yok kıyma bence okey. Gel Mete. Bak bakayım. Nasıl? Okey değil mi? O zaman bir gömelim. Fiyatı öğrenip geliyorum ben. Evet, nokta atışı sevgili Mete Bildi 70 TL arkadaşlar. Fiyat verdim, para verdim. Yarım ekmek, köfte. Baktım tavukta kelebek falan yapıyor. Izgarada, tavukta diyorum. Izgarada kelebek melebek tavuk yapıyor. Onunla da bir aklım kalmadı değil ha. O da güzel olurdu ama neyse. Yedik 70 liraya. Bu arada şunu da net söyleyeyim. Ondan sonra hani ben olduğum için yani kamera var diye değil. Başka esnaflarla da muhabbetlerini kesme şansım oluyor buradaki esnafın. Gerçekten çok böyle düzgün, böyle yaklaşım, sıcaklık falan gayet iyi. Onun için de şimdiden teşekkür ederim onlara da. O zaman daha bitmedi mi? Haydi gelin yemeği içmeye devam. Buyurun. Şimdi Yıldırım Market'e geldik. Burada tavuk döner yiyeceğiz kardeşlerim. Bir tane yarım ekmek tavuk döner söyledim. Tavuk dönerim gelince ben de buradayım. Gördün değil mi içi? İçi gördünüz. Geliyorum. Oo, acı ketçap mayonezli. Koy o kadar koy. Ne istiyorsan koy. Bu tarz tavuk döneri falan arkadaşlar sadece sanayide yersiniz. Yani
dışarıda alışılagelmiş klasiklerden daha farklı oluyor. Ya baksana şuna. Salatalığı, pul biberi falan. Gerçekten buralara has oluyor bu lezzetler, bu tatlar. Fiyatı söyleyeyim hemen. 50 lira yarım ekmeği. Tam ekmekte 90 lira kardeşlerim. Burada 90 liraya tavuk döner doyurur. Yani yüzün üstünde bir şey yemedik şu an. Bak yüzün altında ya, zaten buraya geldiğinde 100 TL'ye ve alt karnını çok iyi şekilde doyurabilirsin yani. Çok iyi. Ve hangi çeşidi istiyorsan, ne yemek istiyorsan yani. Döneri, yemeği, tostu. Hani hem sokak lezzetini hem sulu yemeğini 100 TL altına rahatça yiyebileceğin bir yer burası da. Gerçekten Pendik'ten de memnun ayrılıyorum şu an. Kartal'dan da aynı şekilde öyle olmuştu. Bak Kartal'da da mesela gerçekten hayatımın en iyi et dönerlerinden birini yemiştim. Hatta video çektirmemişlerdi. Hani çekmesen olur mu, tanıyorlardı. Çünkü dedi biz zaten buraya zor yetiyoruz. Hani böyle bir reklamla olduğunda fazla müşteri gelirse nasıl şey başa çıkacağız falan derken sonra kırmadılar beni. Gerçekten de çok iyiydi mesela orası. Hala tadı damağımdadır oradaki et dönerinin. Kardeşlerim biz buraları vurmaya yemeye devam ediyoruz. Bunun fiyatını da söyledik. Dediğim gibi bak şu çıtır çıtır ekmekle ısıtmış etmiş falan. 50 lira bir fiyatı var. Muhtemelen içeceklere 60-65 liraya bir fiyata denk geliyor. Tavuk döner. İçinde de salatası, turşusu, salatalık turşusu, pul biberi falan. Ama onu söylemeniz lazım. Ketçap mayonezi koy ya da koymadı. Hani malzemeyi söyleyin. Ben full dedim her şeyi. Onun içinde böyle güzelce karıştırmış etmiş pul biberi, ketçap mayonezi hepsi vardı valla. Ben yemiyorum. Hemen ardından geliyorum kardeşlerim. Evet, bir videonun da sonuna geldik. Bugün Pendik Otosanayi'deydim ve aşırı ucuz ve lezzetli yemekler yedim diyebilirim arkadaşlar. Sokak lezzetinden sulu yemeğe birçok güzel farklı lezzet vardı. Ve burada beni misafir eden, gerçekten misafirperverlik gösteren esnafa da canı gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.